Erken Teşhis'ten, BBN Türk'ten, haftanın ilk gününden herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Operatör Doktor Kadir Altaş bizlere beyin tümörlerinden bahsedecek. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Şu vakalarda birazcık düşse sanırım daha iyi hissedeceğiz. İnşallah düşecek. İnşallah. Peki aşıları bekliyoruz ama bugün konumuz tümör hocam. Sürekli tümörlerden aslında sağlığın içerisinde bahsediliyor. Biraz lanetli de bahsediliyor. Çoğu insan tümör lafını duyunca ya da teşhisini alınca çok fazla korkuyor. Altını bir çizecek olsaydık nedir bu tümör? Tümör kendi hücrelerimizin kontrolsüz çoğalarak bir yerde kitle oluşturması. Bu kitlere biz tümör diyoruz. Ve tabii bunların iyi huylusu var, kötü huylusu var. Bunları ayırt etmek gerekiyor yani. Yani her tümörden de korkulacak diye bir şey yok. Kesinlikle. İyi huylu, kötü huylu diye bahsediyoruz. Hücrelerin kontrolsüz çoğalması, kontrolsüz güç elde etmesi diyoruz. Bu biraz bize kanseri de hazırlatıyor sanki. Şimdi kötü huylu dediğimiz tümör kanser. Biz hani evet, kanser olarak kötü huylu tümörlerden bahsediyoruz. Nedir bunlar? Bunlar daha agresif büyürler ve vücudun hani sadece olduğu bölgeye değil, daha farklı bölgeye sıçrayarak hani daha kötü sonuçlar elde etti, yani daha kötü sonuçlar doğururlar. Bunlara kanser diyoruz. Ama onun haricinde yavaş yavaş büyüyen, sadece küçük kitler oluşturan birçok tümör var. Aslında mesela yağ bezesi deyip geçtiğimiz şeyler bile aslında bir nevi iyi huylu bir tümördür onlar. Cildimizde gördüğümüz evet, yağ bezeleri. Yağ bezeleri bile aslında bir nevi tümör. Yani iyi huylu değil mi? Evet. İyi huylu tümörler. Peki hocam yani beyinde görünen tümörlere kanser demek mümkün o halde. Beyin kanseri gibi bir durum mu ortaya çıkıyor? Eğer böyle kötü huyluysa tabii ki kanser diyoruz. Evet. Ama beyinde birçok iyi huylu tümör de var. Mesela menenjom dediğimiz bir tümör çeşidimiz var. Bu iyi huyludur hani. Yavaş yavaş büyür. Tabii ameliyatta da vardır. Ameliyatta çok yüz güldürücü sonuçlarımız var. Veyahut da ameliyatsız çözümler de oluyor yani bu menenjom dediğimiz. Ama mesela hiçbir yere sıçramıyor. Kötü sonuçlar doğurmuyor yani menenjom çoğu zaman. Evet, programın ilerleyen noktalarında tedaviye de geçeceğiz. Ama ondan önce bir belirlememiz lazım. Özellikle kanserden bahsediyorken, beyinde de farklı farklı tümörler çıkabiliyorken şikayetleri, belirtileri nasıl ortaya çıkıyor peki? Tabii ki hani aslında tümörün ortaya çıktığı yer itibariyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunların en başta şeyi, en sık gelinen yani baş ağrıları oluyor. Ama onun haricinde nöbetler, yani sara nöbetleri şeklinde nöbetler veyahut da yerine göre işte vücudun bir tarafında güçsüzlük, konuşma bozukluğu, kişilik değişikliği veya işte görmede sıkıntı gibi şeylerle ortaya hastalarımız bize geliyor. Şimdi belirtiler bunlar ama bir de yaşlara göre de bu olabilir. Diyelim ki 17 yaşında, 16 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Kişilik değişikliği yaşayacak ama aynı zamanda tümör de var beyninde. Bu noktalarda teşhisi yakalayabilmek, tanıyı yakalayabilmek de zor oluyor değil mi? Tabii ki yani bu bizim hani teşhisi erken koymamızı güçleştiren sebeplerden bir tanesi. Tam ergenlik çağında hani gerçekten hırçınlaşabiliyor hani gençlerimiz. Fakat bu sadece ergenliğe bağlı değil de hani tümöre evet, bağlı da ortaya çıkabiliyor. Veya bunun tam tersi de olabilir tümöre bağlı. Hasta çok hırçın birisiyken sakin birisi de olabiliyor. Bunun şeyini tabii baş ağrıları varsa, başka sıkıntılar da ortaya çıkıyorsa mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor beyin cerrahına. Peki yaştan bahsetmişken özellikle gençlerde çıkabilme ihtimali de var yani bu iş. Tabii ki gençlerde de çıkabiliyor. Hatta çocukluk çağında lösemi ve lenfomalarla birlikte en sık beyin tümörleri direkt ölme sebebiyet veriyor. Eyvah eyvah. Kanserler arasında. Normalde aslında halkın arasında biraz daha yaşlı kesimin hastalığı olarak görülen beyin tümörleri aslında çocukluk yaşlarında dahi görülebiliyor yani. Tabii tabii. Çocukluk çağında görülen birçok beyin tümörü var. Bunlar aslında erişkin yaşa göre daha agresif seyrediyorlar. Fakat tedaviye daha yanıt veriyorlar. Keskin kılıç. Aynen. Evet, biraz daha agresifler, daha hızlı hareket ediyorlar. Evet. Ama tedavi alma noktasında tedaviye da daha iyi yanıt veriyorlar. Daha iyi yanıt verebiliyorlar. Peki ya ilerleyen yaşlarda? İlerleyen yaşlarda tabii sadece genetiğe bağlı olarak değil, diyelim ki radyasyona maruz kalabiliyor hasta. Bu şekilde beyin tümörü olabiliyor veyahut da vücudun başka bir yerlerinde tümör olup da beyne sıçrayabiliyor.
Bu şekilde tümörler görülüyor. Hani ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan tümörlerde tipine göre işte bazıları yine çok hızlı seyrediyor. Hastanın hani ölümüne sebebiyet verebiliyor. Bazıları da çok yavaş seyrediyor. Bazen hiç ameliyatsız bile takip ettiğimiz olabiliyor. Anlaşıldı. Yani ilerleyen yaşlarda durum biraz daha böyle yollara ayrılmaya başlıyor. Tabii. Ve bu noktada patoloji önemli, teşhis önemli, aynen, hastanın anlattığı hikaye önemli, görüntüleme teknikleri önemli. Bu noktaya geleceğiz ama ondan önce şunu sormak istiyorum ben. Geçtiğimiz 150 yıl içerisinde vakaların artış durumu var mıdır? Mesela kanserler %70 oranda, %40 oranda böyle bir yükseliş göstermişler çağımızda. Hı hı. Geçtiğimiz 50 yıla göre tümörler için de aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey, tabii ki hani tanı yöntemleri arttıkça tümörleri daha fazla saptayabildiğimiz için oranlar artıyor. Ama sadece bu hani tanı yöntemleri midir, yoksa hani maruz kaldığımız radyasyondur, işte yediğimiz gıdalardır, bunlar mıdır, hani bunun ayrımı tabii tam olarak yapılamıyor. Yine de işte genetiği değiştirilmiş ürünler, onun haricinde çok sık radyasyona maruz kalma kanseri artırıyor. Beyin, evet, tümörlerini de artırıyor aynen. Böylece vakaların da tekrardan artmış olduğunu görebildik. Peki o zaman çok klasik bir soru sormak istiyorum Kadir Hocam size. Başım ağrıyor, ben de tümör olabilir mi? Şimdi baş ağrısı bütün insanların hayatının bir zamanında karşılaştığı bir problem. Tabii her türlü baş ağrısı tümör müdür? Değildir. Özellikle biz gece yattığımızda beyin damarları biraz genişler ve de kafa içi basıncı biraz artar. Kafa da kapalı bir kutu olduğu için belli bir basıncı vardır. O basıncın üstüne çıktığı zaman baş ağrıları ortaya çıkar. O yüzden mesela sabahleyin kalktığımızda hafif baş ağrımız olur. Yavaş yavaş zaman geçtikçe o baş ağrısı geçer. Ama beyin tümörlerinde sabahleyin yine daha fazla artan bir baş ağrısı, çünkü nihayetinde beyinde bir kitle var, iyice, evet, basıncı artırmış. Sabah yine o artan baş ağrısı, ezici bir baş ağrısı, ilaçlara cevap vermeyen, özellikle bir 10-15 gün geçiyor hala daha baş ağrısı varsa hani hastamızın bir doktora başvurması gerekecektir. Ama bu noktada migren gibi başka, hı, hastalıkları da varsa karışma ihtimali yüksek değil mi tabii hocam? Tabii ki, evet, migren karışıyor yani. Ama bu baş ağrısında mesela fışkırır tarzda kusma eşlik ediyorsa o zaman biz biraz endişelenmeliyiz. Evet. Peki şimdi genelde baş ağrısının değişikliğine göre biraz daha hareket etmek gerekiyor ama her gün başı ağrıyanlar, başına böyle sancıma girenler, tam bir ağrı değil ama işte başımın arkasında sanki birisi böyle bir iğne batırıyormuş gibi, arada sırada böyle bir ağrı hissediyorum gibi tarifleri her zaman duyarız. Çevremizde ya da kendimizde bir şekilde şekillenir. Sık ağrımasıyla ya da zaman zaman ağrımasıyla da ilgili midir? Yani şöyle bir şey, mesela hasta eğer diyorsa ki yani hocam 20 yıldır benim başım işte arada ağrıyor geçiyor diyorsa, evet, hani bundan çok da korkmaya gerekecek bir durum yok. Ama son zamanlarda başladı, ezici tip baş ağrısı, ilaçlara cevap vermiyor. Onun haricinde bunun yanında işte işte yerine göre kusma, işte kişilik değişikliğidir, konuşma bozukluğudur, İşte bir tarafta güçsüzlük falan oluyorsa hani bu bize tümörü gösteriyor. Yani beyinde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Beyinde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Peki bu sıkıntının sonuçları çok büyük mü? Yani beyin tümörleri öldürücü olabilir mi Kadir Hocam? Şimdi beyin tümörlerinin birçok çeşidi var. İşte iyi huylusu var, kötü, evet, huylusu var. Kötü huylunun da dereceleri var. Biz mesela bunu 4 dereceye ayırırız. 4 evreye daha doğrusu hani. Mesela grade 4 dediğimiz, evre 4 dediğimiz tümörler tabii çok sevimsiz tümörler. Bazen hastalarımız kısa zamanda kaybedebiliyoruz. Ameliyata veya işte ışın tedavisine, kemoterapiye rağmen hastalar kaybedilebiliyor. Ama hani mesela bunların yarısı da iyi huylu tümörler. Bu hastalarımız güzel bir tedaviyle ömrünün bundan sonraki hayatında hiçbir sıkıntı yaşamayarak devam edebiliyorlar. Peki şunu sormak istiyoruz. Evet, kötü huylu hücreler, hı, var. Kötü huylu hücrelerin kendi arasında bir evrelendirme, hı, var. Ama iyi huylu tümörlerin kötü huylu tümörlere dönüşme ihtimali var mıdır? Şimdi şöyle bir şey, bundan ziyade kötü huylu tümörlerde de az önce dediğimiz gibi evre 1, 2, 3, 4 var. Mesela evre 1'de iyi huylu değil ama hani iyi huyluya yakın bir tümör diyebiliyoruz. Fakat ilerleyen zamanlarda bu 2'ye, 3'e, 4'e dönüşebiliyor tabii ki. Eyvah eyvah. Hı-hı. Yani kendi içerisinde karakteristiğini değiştirebilen tabii, tümörlerden, evet, de bahsediyoruz. Aynen, evet. Onun haricinde
Mesela iyi huylu tümör diyoruz. Bu da eğer büyüyüp de beynin hayati bir yerine baskı etkisi yapıyorsa, kitle etkisi yapıyorsa yani, o da yani normalde patolojik olarak iyi ama sonuçta itibariyle kötü olabiliyor. Kesinlikle öyle. Peki hiç buralara kalmadan biz bu işi atlatmak istiyoruz. Bu belirtilerden birini yakaladık. Hı. Ya da genetik bir durum, hikaye de söz konusu bu noktada. Hemen Kadir hocamızın yanına gittik. Ya hocam durum böyle böyle böyle. Bir muayene olabilir miyim dedik ve tanı noktasına ondan sonra geçmeye başladık. Hikaye nasıl ilerliyor? Şimdi önce hastamız geliyor. Biz nörolojik muayenesini yapıyoruz. Evet. İşte baştan başlayarak ellerini kollarını şey yaparak muayene ederek eğer şüphelendiğimiz bir durum varsa şu anda tanıda altın standart MR. MR. İlaçlı MR'larımızı çekiyoruz. İlaçlı MR'da hani kitlerin çoğunluğu tanı alıyor. Tabii bu kitlenin tipi nedir, şeyi nedir? MR'a bakarak bir yorumumuz oluyor fakat kesin tanıyı patoloji koyuyor her zaman. Oradan bir parça alınıp veya işte ameliyatla burası boşaltılıp temizlenip patolojiye gidiyor. Patoloji sonuçları bize işte bundan sonra ışın mı alacak, kemoterapi mi alacak veya hiçbir şeye gerek yok mu o söylüyor. Çünkü patolojide tümörün ne olduğunu daha net, evet, daha iyi. Tabii. Hatta %100 isabetle söyleyebilmek, hı-hı, mümkün oluyor değil mi tabii hocam? Tabii patoloji bize %100 her şeyi söylüyor. Eğer gerçekten tümörü almışsak, tümörden bir parça almışsak patoloji onun işte hangi tümör olduğunu, evre kaç olduğunu bize söylüyor. Ve buna göre de bir tedavi yöntemi seçiliyor. Evet. Peki MR'da hiç, özellikle klinik tecrübenizi de merak, hı-hı, ediyorum. Hiç atlanan bir tümör oldu mu? Şimdi MR'da eğer atlanılıyor çok küçükse, yani? Eğer çok küçükse, çünkü MR nihayetinde bütün beyni taramaz. Evet. Kesit kesit tarar. Belli bir kesit aralığı vardır. Atıyorum 1 milim civarında bir tümör atlayabilir tabii ki. Peki bu 1 milim civarındaki tümör, ya tamam MR'da da çıkmadı, benim bir şeyim yokmuş denedikten bir yıl sonra işte daha da kuvvetlenip bizim için bir risk haline gelme tabii ihtimali midir? Tabii büyüyebilir, evet, ama şöyle bir durum da var. Beynin herhangi bir yerinde, iç bölgelerinde yani 1 milimlik bir tümör çok fazla bir sıkıntı ortaya çıkarmıyor. O yüzden hasta da hani eğer böyle migren tipi baş ağrısı, evet, olmadığını söyleyince bize gelmiyor. Onu demek istedim. Anlaşıldı. Hı. Peki bu noktada evet bazen çok nadir de olsa atlanabilir ama çok, hı, da büyük bir problem teşkil etmez yani diyebilir miyiz? Zaten şöyle bir şey dediğim gibi 1 milimetrelik bir tümör hani atıyorum MR bize gösterdi hani. Şimdi o 1 milimetrelik tümörün tabii ameliyat imkanı çok zor. Çünkü evet, nihayetinde beyin dediğim gibi kapalı bir kutu. Bir de açıyoruz. İçeri girip de hani o 1 milimetrelik tümörü bulana kadar daha fazla zarar verir. Onun haricinde hani o 1 milimetrelik tümörden de parça alınmadığı sürece işte kemoterapi veya radyoterapi de belirlemez. O yüzden bu tümörler dediğim gibi bize şimdilik çok bir zarar vermez. Bir süre hani biraz kendi büyüdükten haline. Büyüdükten sonra hani kitle etkisi yaptıktan sonra o zaman direkt ameliyatı veyahut da farklı yerler düşünülür. Biyopsidir veya başka bir şeydir. Değil mi? Bir de tıpta hocalarım sürekli söylerler. İlk önce zarar verme, sonra faydan, evet, dokunsun. Aynen. Mevzu zarar vermemekle alakalı yani. Öncelikle şöyle da bir şey. Hani her zaman biz kar zarar olanı düşünürüz. Çünkü bazı hastalarda oluyor hani. Tümörü alsan, hepsini alsan tümörün hani hasta felç kalacak. Yani eyvah, çok kötü huylu bir tümör. Hepsini alsan felç kalacak. Çok da bir diyelim ki zamanı olmuyor yani. O yüzden bir kısmını bırakıp işte ışına, kemoterapiye gerisini bırakıyoruz. Burada tümörün yerleştiği yer de o zaman çok önemli. Tabii ki değil, evet. Hı-hı. Tümörün yerleştiği yer, dediğim gibi biz motor saha diyoruz. İşte kol ve bacak hareketlerinin olduğu yer. Veya işte görme merkezi, konuşma merkezi, kişilik merkezi. Birçok merkez vardır. Nereyi etkiliyorsa orada bir arıza ortaya çıkartıyor. Yani bu noktada çıkan tümörün kötü huylu olması ve bulunduğu noktada belirli tahribatlara yol açmasıyla beraber de aslında bir şekilde teşhis konulabilir değil mi? Evet. Vatandaşın durduk yerde bir kekemeliği başladıysa, konuşamıyorsa, aynen, tümörlerden yine şüphelenmek lazım. Tabii ki, evet, dedik burada. Peki hocam ben buraya biraz korkunç nokta diyorum teşhis noktasında. Hı. Diyelim ki vatandaş hiçbir şekilde Kadir hocamızın yanına gelmedi. Muayene olabilme ihtimali yakalayamadı ya da çok yoğun bir hayat şartlarından muzdarip bir şekilde o atlandı, erken teşhis şansı kaçırıldı. Kötü, hikayenin kötü tarafı nasıl ilerliyor? Hikayenin kötü tarafı tabii hani eğer erken zamanda daha küçükken, yani küçük dediğim yani 1 milimetre değil de en azından 1-2 santimetreyken yakalamayan tümör devasa boyutlara ulaştığı zaman ki bazen ulaşabiliyor hani hasta ihmal ediyorsa birçok merkezi tuttuğu zaman
O yüzden ameliyatta da çok bir hastanın şansı olmuyor açıkçası. Hani ameliyat etsek bile hayatta kalım süresini uzatamıyoruz. Evet, yani erken teşhis bu noktada hayat kurtarıyor. Tabii teşhis ki. Edilmediği zaman da vaziyet hakikaten ölüme kadar sonuçlanabiliyor dedik. Peki hocam, bu noktada teşhisi koyduk. Biz de MR'da beynimizde tümör olduğunu da öğrendik ve bütün ailede bir matem havası. İşte Kadir Hoca böyle söyledi, tümör varmış kafamızda. Bu noktadan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tümör, öncelikle bakıyoruz hani mesela bazı tümörler var. Yani daha doğrusu 2,5 santim, 3 santimlik tümörler. Şimdi yeni teknolojiyle beraber gamma knife dediğimiz bir ışın tedavisi var. Bu küçük tümörler yakılarak tamamıyla yok edilebiliyor. Onun haricinde eğer büyükse, ulaşabilecek bir yerdeyse, ulaştığımız zaman hastaya zarar vermeyeceksek veya minimal zarar verecek bir noktadaysa hani öncelikle ameliyat öneriyoruz. Çünkü yani en etkili yöntem iyi bir ameliyattır. Yani yapılabiliyorsa. Bazen çok derinde oluyor. İşte beynin merkezinde oluyor. Yani oraya ulaştığımız zaman atıyorum hasta ameliyattan sonra bitkisel hayatta çıkacaksa yani öncelikle ameliyat değil de bazen öncelikle biyopsi diyoruz. Biyopsi sonucuna göre işte kemoterapi veya radyoterapiler hasta görebiliyor. Mesela lenfomalarda biyopsiyle tanıyı koyduktan sonra hatta kortizolle direkt hasta toparlayabiliyor. Tümörü silinebiliyor yani. Tek başına belki de. Evet. Peki ameliyatı hiç duymadan, yani ameliyat kısmına ayrıca geleceğiz ama ışın ve radyo kemoterapiden de önce bu noktalarda bitkisel tedavi yöntemleriyle tümörleri vazgeçirebilmek, vallahi geçirebilmek mümkün mü? Şu anda böyle etkinliği kanıtlanmış bitkisel bir yöntem yok. Hatta bazı bitkisel yöntemler karaciğere de zarar verebiliyor, karaciğeri iflas ettirebiliyor. O yüzden hani hatta bu gibi yöntemler hastayı geciktirebiliyor, yani bize gelmesini geciktirebiliyor. O yüzden çok da önermiyoruz. Yani ondan önce bitkisel tedaviyi bir kenara bırakacağız. İnternette yazılanları pek okumayacağız. Aynen. Kadir hocamızın söyledikleriyle beraber hareket etmeye çalışacağız. Biyopsiden sonra bir şekilde bu iş ameliyat edilmesi gerekiyor. Belki o tümörün alınması gerekiyor. Özellikle sağ kalımı arttırabilmek adına. Evet. Burada zar kenar ilişkisi olarak felç kalmamasını sağlamak, hala duyularının yerinde kalmasını sağlayarak ameliyatlar yapıyoruz. Tabii şimdi bazen bazı tümörler var. Yani bütün tedavilere rağmen işte literatürde en fazla işte 2 yıl yaşayabildiği görülmüş diyor mesela. Şimdi bu hastaya da yani son zamanlarında böyle hani mutlaka ameliyat edelim, son zamanlarında yatakta geçir demek biraz acımasızlık olur. Evet. O yüzden çok merkezi bir yerdeyse, işte kötü huyluysa, çok fazla bir tıbben, hani beklenti dediğimiz, işte hayatta kalım süresi yoksa eğer, bu gibi hastalarda daha çok hani medikal tedavi veyahut da ışın tedavisi öneriyoruz. Peki iyi huylu ve kötü huylu olmasının ameliyatta değiştirdiği bir şeyler oluyor mu? Tedavi yöntemlerinde değiştirdiği şeyler oluyor mu? Tabii ki ameliyatta bazen frozen dediğimiz, işte hemen direkt ameliyat sırasında aldığımız parçayı gönderiyoruz. Eğer mesela düşük dereceli bir tümörse, mesela kitaplarımız der ki hani alabildiğiniz kadar alın. Çünkü bu düşük dereceli tümörlere direkt bazen direkt ameliyatını yapıyorsunuz. Bundan sonraki hayatında hiçbir şekilde hani ne ilerliyor ne bir daha ortaya çıkıyor. Ama böyle çok yüksek dereceli bir tümörse hani o zaman da yine tabii alabildiğimizi alıyoruz ama çok hayati fonksiyonları etkileyen bir bölgeye geldiğimiz zaman o zaman diyoruz ki yani artık kalsın, bundan sonrasında ışın tedavisi halletsin. Dediğim gibi hani çok bir zamanda yoksa hastanın en azından rahat bir şekilde geçirsin bu zamanı. Rahat bir şekilde geçirecek ama hakikaten yani zor bir meslek yaptığınızı söylemek istiyorum. Zaten ameliyat zor ve bu noktada bir karar veriliyor. Bu karara göre hastanın bütün standartları belki de değişecek. Tabii ki. Buna göre bir ameliyat yapılması lazım. Peki teknolojide, Türkiye'de, dünyada şu an ne durumda bu tedaviler? Şimdi şöyle bir şey, yani teknoloji gelişti. Tabii beyin cerrahisi çok gelişti. Evet. Onun haricinde Türk beyin cerrahisi de açıkçası dünyada önde gelen kliniklerden birçok klinik ülkemizde var. Teknolojiyi yakından takip ediyor birçok klinik. Mesela hani mikroskoplar artık çok değişti. Mikroskoplarda özel filtre sistemleri var. Mesela ameliyat sırasında tümörler boyanabiliyor. Çünkü biz ameliyata girdiğimiz zaman bazen tümör mü, beyin dokusu mu tam ayırt edilemiyor. Fakat bazı boyalar var. Onu verdiğiniz zaman tümörler direkt boyanıyor. Sadece o bölgeler direkt temizleniyor. Onun haricinde
Ameliyat sırasında ultrasonlar var. Bu da aynı şekilde bize farklı dokuları gösteriyor. İşte ameliyat sırasında MR'lar var. Hasta işte tümör temizleniyor, MR'a sokuluyor. MR'da gerçekten temizlenmiş mi ona bakılıyor. Eğer temizlenmemişse bir daha içeriye alınıp devam ediliyor yani. Birçok yöntem geliştirildi. Onun haricinde giriş yöntemleri direkt değiştirildi. MR'lar direkt değişti. Evet. Mesela MR'larda beyinde bazı yolaklar var. Dediğim gibi yollar yani var. Öyle MR'lar varken bu yolları bize gösteriyor. Mesela ameliyat sırasında diyelim tümör derinde hani o tümöre ulaşacakken hangi yollardan geçmemeliyiz, hangi yolları direkt korumalıyız bunların hepsini bize gösteriyor. Tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber de hani hayatta kalım süreleri arttı. Ve daha önceden işte ameliyat edilemez dediğimiz tümörler artık ameliyat edilebiliyor. Onun haricinde işte az önce bahsettiğimiz gamma knife yani radyo cerrahi diyoruz biz buna. Küçük tümörlere mesela önceden hepsi ameliyat edilebiliyordu. Artık şimdi ameliyata hiç gerek kalmadan 2,5 santimden küçükse sadece o bölge ışınlanarak şey yapılabiliyor. Tümör küçültülebiliyor. Yani bu şekilde teknoloji geliştikçe bize de pozitif faydaları oldu. Peki o zaman şu söz yerinde olur mu? Alet işler, el övülür. Aynen evet, aynen. Beyin cerrahisi de bu şekilde gelişmiş oldu. Peki tedavilerin hepsinin göz önüne alındığında klinik tecrübenizle beraber hastaların yüzde kaçı tedavilerden, ameliyatlardan sonra oh tamam kurtuldum diyebiliyor? Şimdi eğer tabii iyi huyluysa... Başarı oranı nedir? Tabii iyi huyluysa bunların tamamına yakını şey yapılıyor, fayda sağlıyor. Onun haricinde o kötü huyluların da evre 1 ve 2 bunlar direkt hani çok iyi sonuçlar veriyor. Evre 3'te tabii biraz daha orta ama evre 4'te biraz sıkıntılarımız var hala da. Biraz sıkıntılarımız ciddi var. Ciddi oranda sıkıntılarımız var. Bu ciddi orandaki sıkıntıları ben ikinci bölümde daha fazla konuşmak istiyorum hocam. Ama onun öncesinde kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamdan sonra döndüğümüzde Kadir Altaş'la beraber beyin tümörlerini konuşmaya devam edeceğiz. Sağlığı paylaştığımız ve çoğalttığımız erken teşhis programında Kadir Altaş'la beraber beyin tümörlerini ve tedavilerini anlatmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Evet hocam bir şekilde işin güzellik kısmına doğru geldik. Ben özellikle ikinci bölümü tedavi yöntemleri ve kurtuluş yolu olarak güzellik kısım olarak görüyorum. İnsanları bir şekilde tedavi edeceğiz. Teşhisimizi koyduk. Ameliyatların riskini merak ediyorum bu noktada. Komplikasyonlar çok. Her cerrahi bir risktir. Ama beyindeki cerrahiler biraz daha riskli değil mi? Tabii nihayetinde hani beyin her şeyi kontrol eden organ. Fakat işte az önce de bahsettiğim gibi yani teknoloji ilerlemesiyle beraber mesela bizim az önce söylemediğim nöronavigasyon ve nöromonitör dediğimiz aletlerimiz var. Nöronavigasyon bize işte ameliyat öncesi çekilen filmlerle direkt entegre edilerek tümörün tam olarak yerini gösteriyor. Nöromonitör ise işte dokunduğumuz yerde herhangi bir hasar varsa atıyorum mesela az önce de dediğim gibi motor sağ yani hareketi etkileyen bir bölgede ise atıyorum işte kolun şu hareketini etkileyen sinir etkileniyor gibi uyarılar veriyor yani. Bu şekilde ameliyatta daha çok dikkat ediyoruz. Yani bize devamlı uyardığı için en azından komplikasyonu da azaltıyor. Tümörler de aslında eğer tümör ameliyat edilebilir bir seviyede ise bu iyi bir şey. Çünkü iyi bir ameliyatla hasta tamamen kurtulabiliyor. Ama iyice ilerledi, beynin birçok yerini tuttuysa hani bazen hiç ameliyata da gerek kalmıyor. Yani şöyle gerek kalmıyor, fayda etmiyor ameliyat. Değil mi? Çünkü tümörlerden bahsediyoruz, kontrolsüz çoğalmaktan bahsediyoruz. Merak ettiğimiz bir soruyu da hemen yeri gelmişken soralım. Diyelim ki beynimizin bir bölümünde bu tümör çıktı. Çok da böyle aslında ilerleyecek gibi durmuyor. Ama bir anda beynin başka bölümlerine sıçrayabilme imkanı oluyor mu? Şimdi beyin çok farklı. Kanseridir. Bunlar
çok sık şey yapıyor, beyine sıçrayabiliyorlar, metastaz yapabiliyorlar. Bizi onları düşündürüyor. Metastaz demişken kanser omurgaya sıçraması da bir metastazdır. Beyin de metastazdır. Hani olduğu yerden farklı bir yere gitmesi. Bu yani ekstra size bir problem daha çıkartıyor demek. Yani zaten diyelim ki akciğerde bir problem var, çözülmesi gereken bir kanser var. Bir anda artık beyinle de uğraşmaya başlıyorsunuz bir anda, değil mi? Tabii nihayetinde tümörlerin evrelenmesinde yani işte evre 4 dediğimiz, işte uzak metastaz deriz biz buna. Zaten bir yere sıçramışsa artık evre 4 olmuştur. Son dönemine gelmiştir tümör. Yani sıçradıktan sonra yani büyük sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Evre 4 özellikle yine klinik tecrübelerinizi merak ediyorum. Evre 4 bir vatandaş var diyelim ki geldi. Hiç hekimlik hayatınız boyunca evre 4'ten kurtulan, kanseri yenebilen birisini gördünüz mü hocam? Şöyle bir şey hani evre 4 geldi eğer küçükse, evet, tümörü daha çok büyük değilse hani radikal bir cerrahi ile direkt temizlenebilir tabii ki. Hani illa evre 4 oldu bu hastayı tamamen kaybettik diye bir şey de yok. Hani en azından erken teşhis hayat kurtarır yine. Kesinlikle öyle. Hı-hı. Yine dördüncü evre bile olsa tuttuğu yere göre belki de tabii yapılan ki, evet, cerrahiyle bu işten kurtulmak mümkün. Evet. Peki bu işten yine kurtulduk diyelim. Yani çoğu zaman duyuyoruz ve yine hastaların da en fazla sorduğu sorulardan bir tanesi bu olur diye tahmin ediyorum. Ameliyatın hemen çıkışında ya Kadir hocam biz bu işten kurtulduk gibi ama tekrar edebilme imkanı var mıdır bu işin? Tabii ki nüksetme ihtimali var. İyi huylu tümörlerin bile nüksetme ihtimali varken hani bu kanserler bir kısmı çok sık nüksedebiliyor. Biz bu hastaları hani öncelikle yakın zamanda direkt çekilen kontrol MR'larla takip ediyoruz. Daha sonra yavaş yavaş bu MR aralığı uzuyor. İşte en son tabii 5. yıla geldikten sonra tamam artık sıkıntı yok diyebiliyoruz. Evet. Peki hocam ameliyatın şeklinin yaşlara göre, evet, tümöre göre, anladığımıza göre farklı farklı yollar deneniyor ya da farklı tedavi yöntemleri seçilebiliyor ama yaş özellikle gelişmekte olan bir beyinde problem yaşıyor musunuz? Yani çocukların beyinleri daha küçük oluyor. Gelişmekte olan beyinler oluyor. Buralarda çıkan tümörlerin cerrahi açısından herhangi bir farkı ya da riski var mıdır? Tabii ki hani riskler biraz daha fazla. Çünkü nihayetinde daha küçük bir beyin, daha küçük yapılar, daha çok özen göstermek gerekiyor yani. Ne kadar özen gösterseniz de hani bazen küçük hatalar kötü sonuçlar doğurabiliyor. Tabii ki. Evet. Yani beyin ne kadar küçükse o kadar bizi zorluyor. Zorluyor ve bu noktada aslında yeni yöntemlerde seçmek gerekebilir. Bu noktada tam da radyoterapi mevzuna gelmek, hı-hı, istiyorum ben. Şimdi diyelim ki tümörü gördük. Büyük de bir tümörden bahsediyoruz. Mesela ne kadardır büyük bir tümör hocam boyutu? Şöyle bir şey hani tabii beyin içerisinde bazen 4 santimlik bir tümör de çok büyüktür. Çünkü nihayetinde beyin kapalı bir kutu. Evet. Belli bir basıncı var. Belli basınç üstüne çıktığı zaman hastada şiddetli baş ağrıları, bilinç bulanıkları ortaya çıkabiliyor. Veyahut da bu direkt kitle beyin hayati bir yerine baskı yapıp da mesela beyin sapı gibi bir yere baskı yapıp da hastayı yatağa bağımlı hale getirebiliyor. Yani bitkisel hayatta bir şekilde ortaya, eyvah, çıkartabiliyor. Atıyorum mesela karaciğerdeki bir 7-8 santimlik kitle bazen hiç görünemeyebiliyor. Yani rastgele fark edilebiliyor ama hani beyinde 3-4 santimetredeki bir tümör bile hani büyük bir tümör olarak ortaya çıkıyor. Büyük bir rol oynuyor ve tabii aslında diğer tümörlere, diğer organlarda, hı, görülen tümörlere göre daha riskli diyebiliriz. Böylece. Tabii ki, evet. Peki bu tümörlerde diyelim ki bir kısmını aldık, bir kısmını almaya çalıştık. Diğer bir kısmı için birinci bölümde demiştik ki radyoterapi ya da kemoterapi uygulayabiliyoruz. Nasıl mümkün hocam bu? Şimdi şöyle bir şey hani tümörü aldık, patolojiye gönderdik. Evet. İşte patoloji sonucunda diyelim ki A tipi bir hücre çıktı. Mesela örnek veriyorum yani. Bu tümör bu tipi nasıldır? İşte kemoterapiye mi duyarlı yoksa ışına mı duyarlı? Ona bakıyoruz. Eğer ışına duyarlıysa hani zaten onkolojiye gönderiyoruz, radyasyon onkolojisine. Ona uygun başlıklar yapılıyor ve de orası ışınlanıyor, beynin o bölgesi. Ha yok şeye uygunsa, kemoterapiye uygunsa hani ona uygun direkt ilaçlar direkt düzenleniyor yine medikal onkolojiden bu sefer. Hasta bu şekilde hani şifa sağlayabiliyor. Yani amacımız burada tümör yükünü alabildiğimiz kadar almak. Yani
bundan sonra yani onkolojiye çok az şey bırakmak. Çünkü hani tümörde her zaman en etkili yöntem eğer yapılabiliyorsa ameliyattır. Ameliyat evet. Ha. Çünkü bazen kemoterapi veya ışın da tümörü küçültemeyebiliyor. Mesela tümör tipine göre ışın belki iyi geliyordur ama hani o tümör o hastaya iyi gelmeyebiliyor bazen. Peki ameliyat yöntemleri içerisinde altın standart dediğimiz bir durum var mıdır? Ameliyatın kendi içerisinde farklı yönleri var mı? Ameliyat yöntemlerinde şöyle bir şey. Giriş yerleri vardır. Evet. O da hani tümörün yerine göre değişir. Hani tabii ki birçok hocamız var hani araştırmalar yapılmış. Hani kendi yaptıkları yöntemlerin direkt sonuçlarını ortaya dökmüşler. Literatürümüz var. Hangi tümörde, hangi yerleşimde, hangisi iyiyse, hangi girişimi iyiyse hani onu gösteren kitaplarımız var. Zaten biz de ona yönelik eğitimlerimizi alıyoruz hani. Tabii her yerin girişi farklı oluyor tabii ki. Burada amaç şu oluyor. Giriş yerlerini seçerken yani hayati bölgelere zarar vermemek. Hayati damarlara, işte hayati merkezlere zarar vermemek. Ve de tümöre en kısa yoldan ulaşmak. Girişten kasıt endoskopi kullanılıyor yani. Bu noktada kameralarla mı izliyoruz içeriği hocam? Giriş şöyle bir şey yani. Endoskopik yöntemler de var. O daha çok hani hipofiz bölgesi dediğimiz beyinde bir hormonal bir bölge vardır. Ona burundan endoskopla girilir. Onun haricinde biz daha çok hani kafatası içerisindeki o tümörleri mikroskopik yöntemle yaparız. Bir mikroskopumuz vardır. 40 kata kadar büyütür. Orada hani dokuları direkt ayırt etmeye çalışırız. Daha iyi bir şekilde görür. Görüş açısı elde ederiz. Yani bir giriş yolu açılıyor. Bu giriş yolunun içerisinden o tümör bir şekilde dışarıya çıkartılmaya çalışılıyor. Evet, evet. Yani belki de mikronluk ameliyatlardan bahsediyoruz. Tabii küçük bölgeler. Evet, evet. Evet. Bazen hakikaten. Birkaç milimetrelik hareket bile hani çok hayati şeylere sebep olabiliyor. Şöyle oluyorsunuzdur o halde yani ameliyatın içerisinde. Tabii insan terliyor. Değil mi? Peki hocam şöyle bakıldığında Türkiye genelinde ne kadar karşılaşıyorsunuz kötü huylularla özellikle? Şöyle bir şey hani 100 binde 5 civarında bir rakam 100 binde var. 5. 100 binde 5 hani ama hani tabii bunlar bizim tanı koyduklarımız. Bazı hastalarda hani otopside tanısı koyuluyor işten geçtikten sonra. Evet. 100 binde belki 10'dur, belki 15'tir. Belki daha fazladır hani. Belki de daha fazladır ama bunlar tespit edilebilenler. Evet. İyi huylularda. İyi huylularda tabii rakam biraz daha fazla. Fazla. Biraz daha fazla ve bunların tabii büyük bir kısmı da hani mesela menenjiyom dediğimiz evet. Tarzda tümörler. Bu menenjiyomlar genelde belli hormonlar etkisinde direkt büyüyebiliyor. Bu da hani östrojen dediğimiz bir hormon var. Genelde bayanlarda ortaya çıkıyor. Eğer diyelim, hasta adet görmediyse bu menenjiyomu da hani adet görmüyorsa pardon menopoza girdiyse menenjiyomu da küçükse hani buna mesela hiç dokunmuyoruz bile bazen ne ışın tedavisi ne ameliyat hiçbir şey önermiyoruz ama genç bayanlarda tabii adet görüyor östrojen seviyesi yüksek olduğu zaman bunun büyüme ihtimali olduğu için eğer 2,5 santimden küçükse ışınla yakılarak yok ediliyor. Yok 2,5 santimden büyükse direkt ameliyat öneriyoruz ve ameliyatta orayı temizliyoruz. Yani tümörün akıbeti, büyüklüğü, kendini ilerleyen zamanda çevirip çevirmeyeceği, beynin içerisinde herhangi bir baskı oluşturup oluşturmayacağı aslında bütün her şeyi belirliyor diyebiliriz. Evet evet aynen. Yani hepsini üst üste koyup öyle bir karar veriyoruz. Kesinlikle öyle. Yani sıralı bir yol var. O yolu takip ederek sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Yüz güldürücü sonuçlardan bahsettik. Yani bu ameliyatların totaline bakıldığında başarılı ameliyatlardan bahsediyoruz değil mi evet. hocam? Peki. Yani zaten değil mi teknoloji geliştikçe hani mesela bazı en kötü huylu tümörler diyoruz hani biz asistanlığa başladığımız zaman hani 6-7 ay süre verilen tümörler şu anda 2 sene 3 sene direk ömür biçilebiliyor. Değil mi? Nereden tabii, nereye takdir gelinen Allah'ın nokta. Kesinlikle öyle. Peki bundan bir 5-10 yıl sonra hocam ya da 50 yıl sonra diyelim daha fazla tedavi edebilir miyiz bunları? Tabii ki şu anda birçok tedavi yöntemi deneniyor. İşte immünoterapi diyoruz. Bir nevi işte vücuda tümörle savaşan hücreler direkt enjekte ediliyor. Evet. Veya işte vücudun kendi bağışıklık sistemi uyarılarak direkt hani bu tümöre karşı mücadele etmesi sağlanıyor. Yani vücudun kendi kendine bir kemoterapi üretmesi sağlanıyor. Onun haricinde gen tedavileri var. Yani birçok yöntem şu anda hani deneniyor. Tabii bunların tam olarak efektivitesi
belli değil. Fakat ilerleyen dönemde mesela 5-10 sene sonra hani belki de kesin çözüm bunlar olacak. Kesinlikle öyle. Hı. Kemoterapiye zaten senelerce biz halk olarak böyle bir zehir olarak baktık belki de. Çünkü kurunun yanında hep yaşı da götürüyordu bir şekilde. O yüzden bugün sadece tümörle çalışabilen, sadece tümörlere saldıran akıllı kemoterapilerin, akıllı ajanların olması bizim için büyük şans. Tabii ki. Ama biraz daha yolumuz var gibi oraya. Biraz daha tabii yolumuz var, evet. He. Ama tabii şu anda kemoterapiyi tamamen böyle zehir demek de çok yanlış. Çünkü değil bazı mi? Tümörlerde direkt hayat kurtarıyor. Değil mi? Kesinlikle. Yani aslında çoğu tümörde yani kurtarıyor. Bir kısmında ömrü uzatıyor, bir kısmında tamamen temizliyor. Bu algıyı kafamızdan çıkartmamız tabii, gerekiyor. Aynen. Çünkü yani doktorun verdiği karara saygı duymak gerekiyor burada, onkolojinin, medikal onkoloğun yani. Çünkü o nihayetinde bu işin uzmanlığını yapmış, araştırmalarını yapıyor. Amacı hastaya maksimum fayda sağlayarak minimum zarar vermek. Kesinlikle değil mi? Hı. Bir onkolog geliyor, aslında bize en doğru olanın bu olduğunu söylüyor. Biz komşu Fatma teyzenin söylediklerine bakarak aman ya hocam, Kadir hocam, kemoterapi çok zararlıymış, bizim Fatma teyze öyle söylüyor denildiğinde hakikaten can sıkıcı oluyordur sizler tabii için. Tabii ki, evet. Evet. Peki diyelim ki ameliyatı bir şekilde bitirdik. Rahatız da. Evet, nüksetme ihtimali var ama bir şekilde hayata devam etmek zorundayız. Bu noktada ameliyatlardan sonra hayata dönüş ne kadar sürede gerçekleşiyor? Tabii ameliyatın büyüklüğüne göre değişiyor bu. Bazı hastalar işte 1,5 ay sonra geri dönebiliyorken, bazı hastalar işte ışın tedavisi, kemoterapinin etkisi 6 ay, 1 sene, 1,5 sene falan bu sürebiliyor. Onun haricinde hayata döndükleri zaman biz genelde hastalarımıza nöbet geçirmesin diye nöbet ilaçları veririz. Antinöbet ilaçları yani. Bu ilaçları uzun süre kullanması gerekiyor. Çünkü yani nöbet geçirip de diyelim ki iyi bir ameliyat oldu. Tümör tamamen temizlendi ama beyinde küçük küçük hasarlar var. Bu hasarlar nöbet geçirtebiliyor hastamıza. Ve de bu ilaç kullanmazsa eğer merdiven diyelim inerken bir an nöbet geçirip düşüp işte kafatası travması işte veyahut da omurga kırığı falan ortaya çıkartabilir. Bunlar çok daha riskli durumlar. Tabii ki, epilepsi evet. Nöbeti gibi nöbetlerden mi bahsediyoruz? Aynen, evet, epilepsi nöbeti gibi. Eyvah eyvah. Peki bu ilaçları kullanmamız gerekiyor anladığımız kadarıyla ameliyattan sonra. Bulanıklık da diyebilir miyiz buna? Yani beynin bir şekilde açılmış olması, işte dışarıdan bir müdahalenin olması bunu tetikliyor. Şimdi anladığımız bir kadarıyla. Şimdi tümörün kendisi yapar. Şimdi beyinde normal dalgalar vardır. Evet. Elektriksel dalgalar. Eğer tümör işte belli bir yere etkilemişse, bu dalgaları bozuyorsa, bu da ani deşarj yaparak nöbet geçirmesine sebep olabiliyor. Veyahut da ameliyattan sonra işte ödem olmasıdır. Küçük küçük beyin hasarlarıdır. Bunlar da direkt yani buna sebep olabilir bu nöbete. O yüzden mutlaka bu ilaçların kullanması gerekiyor. Belli bir süre. Daha sonra bunlar dozu azaltılarak kesiliyor. Eğer nöbet geçirmezse tamamen kesilebiliyor zaten. Peki şunu soranlar da muhakkak oluyordur. Ya hocam, bu ilaçların yan etkileri var mı? Tabii her ilacın yan etkisi evet. vardır. Ama kar zarar oranına bakarız. Evet. Eğer bizim için karı çok yüksekse hani o zararı göz ardı ederiz. Yine tümörün kendisine göre, geçirdiğimiz duruma, ameliyata, ameliyatın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bir şekilde normal hayata dönüş süresi de etkileniyor. Bu noktada normal hayata dönmek maksimum ne kadar sürer? Yani diyelim ki 4. evre bir tümörü atlattık. Üstüne ışın tedavisi de aldık, kemoterapi de aldık. 2 sene içerisinde normal hayatımıza dönebilme imkanımız var mı? Gençler için merak ediyorum. Ha, gençler eğer tam kür sağlanmışsa hani evet. bu süre daha kısadır gençlerde hani. Bazen 7-8 ay içerisinde direkt dönebilir. Değil mi? Tabii. Çünkü özellikle daha 17-18 yaşlarında bir gencin önünde kocaman bir hayat olduğunu göz önüne alırsak bir iki sene özellikle diğer hayatına dönüşte psikolojik, sosyolojik problemler de ortaya çıkartabiliyor çoğu zaman. Tabii ki, tabii ki. Dediğim gibi hani gençlerde çok daha agresif ama evet. tedaviye daha iyi yanıt veriyorlar. Daha iyi yanıt verebiliyorlar. 7-8 ayda biz bu işi bir şekilde, eğer her şey doğru giderse, tedavide düzgünse atlatabiliyoruz. Evet. Peki hocam, genel olarak hem hastalara hem hasta olmayanlara, hasta adaylarına önerecekleriniz nelerdir beyin tümörleriyle ilgili? Yani şöyle bir şey. Öncelikle tabii tanının koyulması. Eğer ilk başta da bahsettiğimiz gibi ilaçlara yanıt vermeyen yeni başlamış bir baş ağrısı, özellikle sabahları şiddetli olup da ezici bir baş ağrısı olması, 10-15 günden fazla sürüyorsa mutlaka doktoruna görünmeleri lazım.
Onun haricinde tek taraflı bir kolda ve bacakta güçsüzlük, daha önceden olmayan bir konuşma bozukluğu, bir kişilik değişikliği, tabii kişilik değişikliğini hasta belki kendisi anlamayabilir fakat yakınları gereken yani onun fark etmesi gerekiyor. Veya işte görmede bir sıkıntı, hani bulanık gibi değil de daha çok hani bir taraf hiç görmüyorsa, mesela hipofiz dediğimiz bölgede direkt üst tarafından iki tane göz siniri geçer. Eğer orada bir büyük bir kitle olursa hani hasta at gözlülüğü gibi sanki yanları hiç göremez, simsiyah sadece orta bölgeyi görebilir. Bu gibi şeyler ortaya çıkıyorsa mutlaka hasta hemen doktoruna başvurması gerekiyor beyin cerrahisine. Bunların bir anda ortaya çıktığından mı bahsediyoruz peki hocam? Şimdi benim aklımdaki en büyük soru işareti bu. Tümörler büyüyebiliyorlar kendi hallerine bıraktığımızda. Ve biz bunun ilerleyişini görebilmek adına kendimiz çoğu zaman fark edemiyoruz. Çünkü yavaş bir büyümeden de bahsediyoruz. Tabii ki. Yani görüş bir anda mı kısılıyor yoksa... Yok tabii yavaş yavaş. Bir anda hiçbir zaman olmaz. Hani eğer bir anda oluyorsa bu bize daha çok hani akut oluşan bir şey. Yani kanamayı gösterir. Bazen evet. Diyelim ki tümör içi kanamalar bir anda tümörü çok büyütebiliyor yani. O ortaya çıkartıyor bunları ama kanama falan yoksa bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela bazı tümörler var hani 6 ayda bir 3-4 santime ulaşırken bazıları 3-4 santime ulaşması için 30 yıl gerekli. 30 yıl gerekli. Evet. Yine bu tümörün kendi içerisindeki karakteristiğine tabii ki evet. Bağlı. Patolojisine bağlı yani tipine bağlı. Tipine bağlı. Peki normal hayata döndükten sonra tekrarlamaması adına ya da ameliyattan sonra neler yapmalı insan? Tabii ameliyattan sonra öncelikle hani kontrollerine mutlaka evet. gitmesi gerekiyor. Onun haricinde yine insan kendi kendine doktor olacak. Tabii hani evham yapmayacak o ayrı bir şey ama kendi kendine doktor olacak. Eğer sıkıntılar, eski sıkıntılar tekrar başlıyorsa kontrol süresi daha gelmemiş olsa bile yine hemen erkenden bir kontrole gitmesi gerekiyor. Ve de verilen ilaçları mutlaka harfi harfine kullanması gerekiyor. Durum bu şekilde. Kontrollere geleceğiz. Erken teşhise dikkat edeceğiz. Hı-hı. Çok paranoyak olmayacağız ama bir o kadar da dikkatli olacağız. Ve bunların hepsine aslında bakıldığında sadece tümörler için değil, diğer hastalıklar için de bu kurallara uyulduğunda çok da sağlıklı bir yaşam bizleri bekleyecek aslında. İnşallah. Kesinlikle öyle. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Tümörlerle alakalı özellikle. Yani dediğim gibi insanlar dikkat etmeleri gerekiyor kendilerine. En azından vücudunda farklı son zamanlarda değişen bir şey olduğu zaman işte şiddetli baş ağrılarıdır, bulantılar, kusmalar veya işte motor defisit dediğimiz kolda bacakta sıkıntı oluyorsa yani çok da geciktirmesinler. Bir gidip atıyorum, gözükmek lazım. Şu işimi halledeyim daha sonra giderim demesinler. Bazen günlerin bile çok önemli olabiliyor. Günler bile hatta saatler bile rol evet. oynayabiliyor dedik. Aynen. Çünkü bazı tümörler var. Şimdi beyin kapalı bir haznede ve de su içerisinde yüzüyor. Ve bu suların da belli bir yolları vardır. Eğer bu yolları tıkayan bir tümör olursa hastayı aniden öldürebilir. Çünkü eyvah. Bazı hastalar var. İşte hidrosefali dediğimiz, akut hidrosefali dediğimiz. Yani bu su yollarını kapatıp da bir anda beyinde su birikmesine sebep olacak hastalar var. Hani bu hastaların kaybedilmemesi için bazen dakikalar gerekli. Hani hastayı acilde gördüğümüz zaman hemen kafasına bir delik delmemiz gerekli eyvah. Ki bu suyu boşaltalım diye. Böyle şeyler de var. Ve dakikalardan bahsediyoruz belki. Çünkü yani hasta eğer son döneme girdiyse bazen birkaç dakika içerisinde hasta ya kaybediliyor ya da direkt ameliyat hazır hale getiriliyor. Eyvah eyvah. Ve bu noktada dakikalar rol oynuyor. Belki o insanın hayatı hakkında. Evet, aynen. Evet. Yani erken teşhisi bir kez daha burada vurgulamış olduk. Şöyle bir şey yani sağlık ihmale gelmez. Değil mi? Kesinlikle. Aynen. Kaybettikten sonra kıymeti anlaşılmasın, tabii kıymeti ki. Şimdiden bilinsin tabii ki. Dedik Kadir Hocam. Peki çok keyifli bir program oldu çok Kadir Hocam. Ederim. Ağzınıza sağlık, bizleri aydınlattınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, Erken Teşhis programında operatör Doktor Kadir Antaş'la beraber beyin tümörlerinden, belirtilerinden ve tedavilerinden bahsettik değerli izleyenler. Bizler sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın ve sağlıkla kalın.